güncel olarak açılmaya devam ediyor. İnşallah o üzerine de yakın zamanda bir market açmayı planlıyoruz. Önem arz ediyor. Üretim sezonunun erkene çekilmesi açısından çok büyük önem. Evet, burası yeryüzündeki en iyi tarım yapılan bölgelerden bir tanesi. Gaziantep'te de öyle. En bereketli, en çeşitli ürünlerin yetiştiği bir topraklardayız. Ve kendimizi şanslı hissetmemiz lazım. Cenab-ı Allah bize böyle mümbit, verimli bir arazi ve su vermiş. Yani dünyada 8 milyar insan yaşarken bu bölgede yaşayan insanlar diğer bölgelerde yaşayan insanlara daha şanslılar. Cenab-ı Allah vermiş. Çok şükür halimize, günümüze. Evet, sıkıntılarımız var. Ama bu hiçbir sıkıntı sürekli ömür boyu devam edecek değil. Bunları el birliğiyle, gönül birliğiyle, birbirimizle yardımlaşarak atlatacağız diye düşünüyorum. Çok değerli hemşehrilerim, göreve geldiği günden bu yana, 2014 yılından beri beraber çalışıyoruz Büyükşehir Belediye Başkanımızla. Gerçekten her alanda olduğu gibi tarım alanında da desteklerini halkımızla paylaşıyor. Devletin imkanlarını, belediyenin imkanlarını halkımızın hizmetine sunmakta gerçekten Türkiye'deki diğer belediyelerle kıyaslanamayacak ölçüde bir katkı sunuyor. Sizler adına ben kendisine teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız büyük bir yatırımla, 120-130 trilyonluk bir yatırımla bu Sacır Deresi'ni temizletti. Allah razı olsun. Zaman zaman kirlilik akıyor ama artık eski kirlilikten eser yok. Onun için ben şuna eminim ki birkaç yıl içerisinde tekrardan Oğuzeli toprakları, Oğuzeli Gaziantep'in sebze deposu olmaya aday diye düşünüyorum. Bunda tabii ki yapılan desteklerin, yapılan yatırımların ve özellikle de çiftçilerimizin emeği çok önemli. Onun için tekrardan ifade ediyorum ki bu topraklara sahip olmamız lazım. Bu topraklara, toprağa bir verdiğiniz zaman o size 10 veriyor, 20 veriyor, 100 veriyor. Onun için gözümüz gibi korumamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü gelecekte çocuklarımız da, torunlarımız da bu topraklardan beslenecek. Biliyorsunuz Oğuzeli çok güzel, çok önemli bir tarım ilçesi. Diğer ilçelerle kıyasladığımız zaman ben Oğuzeli'nde çalışmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Geldiğimiz günden beri toprağa dokunabiliyoruz. Vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle bir arada olabiliyoruz. Onların dertleriyle dertleniyoruz. Gidiyoruz, gerekiyorsa fidelere dokunuyoruz, hep birlikte toprağa ekiyoruz. Oğuzeli gerçekten Barak Ovası'yla, çok verimli sularıyla, topraklarıyla çok güzel bir tarım ilçesi. İnşallah ilçemizin tarımının geliştirilmesi konusunda Sayın Bakanımızın emeklerini görüyorum. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Beraber nar fidesi dağıtıyoruz, fıstık fidesi dağıtıyoruz. Bugün biber, patlıcan, domates fidelerimizi dağıtacağız inşallah. Çok güzel, çok verimli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Biz şunu gördük ki artık çocuklarımızı korumak istiyorsak, çiçeği, böceği, toprağı, ağacı, kurdu, kuşu, Rabbimin yarattığı bütün evreni korumamız lazım. Rabbimin yarattığı bu evreni korumadığımız için bize bir ikaz geldi. Bu ikazdan ders almamız ve gerekli tedbir almamız gerekiyor. İkazdan alacağımız ders ne? Yeşilşehir. Zaten Oğuzeli yeşil. Biraz önce yine başkanım, kaymakamım, müdürüm söyledi. Bereketli hilal noktasındayız. Rabbim bu memlekete verecek en güzel kıymeti vermiş, en güzel değeri vermiş. Toprağın en güzeli burada, kıpkırmızı, yemyeşil bir ilçe ve masmavi suyu var. Bunu koruyarak kullandığımız zaman bu aslında beraberinde bir ekonomi. Artık biz biliyoruz ki burada belediyecilikte altyapı belediyeciliği bitmiştir. En güçlü toprak bizde. En güzel hava bizde. O yüzden Allah bize bu nimeti verdiyse bir tarafta da sizin aklınız var. Çok başarılısınız, çok çalışkansınız. Bizim size önünüzdeki engeli kaldırmamız lazım. Önünüzdeki engeli maliyetiniz yüksek. Elektrik fiyatı yüksek olunca, suya kolay ulaşmayınca ne yapıyorsunuz? Su size bakıyor, siz suya bakıyorsunuz. O zaman çiftçi cebi rahatlamazsa niye eksin? Onun cebi rahatlamazsa esnafın cebi rahatlamıyor. Esnafın cebi rahatlamazsa ilçenin cebi rahatlamıyor. Aile ekonomisi güçlenmiyor. Ne yapacağız o yüzden? Bu bir bütün, bu bir ekosistem. Burada bir döngüsel sistem var. Pandemi dünyadaki bu sistemi bozdu. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Hayırlı olsun, mübarek olsun diyorum.
bereket olsun diyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyor. Kim alacak? Benim. Gel sen şuraya çekeyim. Altta tut. Orhan biberleri buraya getir. Hasan abi, biberleri buraya getir koy. 10 mu? 10 mu? 10 10 10.